Değerli 5.0 izleyicileri, teknoloji konuşmaya devam ediyoruz. Elbette teknoloji hayatımızda pek çok şeyi değiştirdi. Pek çok terimi de e, dilimize pelesenk etti. Bunlardan bir tanesi de fintech, finansal teknolojiler. E, özellikle bankacılığın teknolojiyle birlikte gelişmesi sonucu aslında pek çok alanda teknoloji hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline dönüştü. Bugün biraz bunları konuşalım istiyoruz. Bununla ilgili de çok kıymetli bir misafirim var. Sayın Fatih Coşkun. Sanction Scanner kurucu ortağı. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ee, Fatih Bey, şimdi özellikle teknolojinin gelişmesi, artık cebimize kadar çok akıllı bilgisayarvari cihazların girişiyle birlikte aslında bankacılık başta olmak üzere pek çok finansal işlemi çok kolay yapabilir hale geldik. Biraz önce şu teknoloji finans dünyasını nasıl değiştirdi? Biraz ondan başlayalım isterseniz. Arkasından özellikle fintech konusunda detaylı almak istediğimiz bilgiler var. Ya, tabii çok memnun oldum bu arada tekrar e, beni ağırladığınız için. Yani şöyle baktığımız zaman aslında bakarsanız bir son 30 yılda bankacılık sektörünün bir evrim geçirdiğini, aslında finansın hayatın her alanına dokunmaya başladığını e, görüyoruz. Tabii bu noktada teknolojinin insanın hızından daha hızlı bir şekilde e, gelişmesiyle birlikte e, mevcut bankacılık e, ekosisteminde bankalar dışında yeni oyuncular da aslında burada çeşitli fırsatlar görerek, çeşitli ihtiyaçlar görerek meydana geldiler, ortaya çıktılar. Ve bu da aslında hayatımıza fintech yani finansal teknolojiler diye bir kavram çıkardı. Bugün baktığınız zaman işte kullandığımız cep telefonları, işte ödeme sistemleri, elektronik para sistemleri gibi sistemler hayatı birçok noktada kolaylaştırıyorlar. Yani bundan atıyorum 25-30 sene önce evden cüzdanı almadan ee, çıkabiliyordunuz ee, özür dilerim çıkmakta zorluk yaşıyordunuz ama e, bugün geldiğiniz noktada cüzdanınız yanınızda olmasa bile e, çok rahat bir şekilde cep telefonunuzla aslında e, finansal erişime katılabiliyorsunuz hatta tam tersi bugün cep telefonunuzu unutursanız geri dönüyorsunuz da cüzdanınızı unutursanız çok bir derdiniz olmuyor aynen öyle yani metroya otobüse de telefonunuzla binebildiğiniz şehirler var yakında ülkemizde de bunlar başlayacaktır bir ödemeyi telefonunuzla yapabildiğiniz, yani ödemeyi ve finansal hayatı dijitalleştirdiğimiz bir dünyadan bahsediyoruz. Bu da beraberinde aslında hem devletlerin hem insanların alışkanlıklarını değiştirdi. İşte bir taraftan kripto varlıklar, dijital varlıklar hayatımıza girdi. Dolayısıyla hem hayatın hızlandığı hem de bankacılık ve ödeme sistemlerinin de bu hıza adapte olduğu bir zamandan geçiyoruz. O anlamda güzel günler bizi bekliyor diye düşünüyorum. Peki tabii e, ortaya çıkan yeni sektörler, yeni alanlar varsa bununla ilgili de e, aslında e, yeni regülasyonlar, düzenlemeler de var demektir. Şimdi e, regülasyonlar yani bir takım yasal düzenlemeler, mevzuat e, değişiklikleri elbette finansal dünyayı dolayısıyla da fintech'i de etkiliyordur. Bir de e, bir, belki de burada biraz bunu konuşmak lazım. Ya bu teknolojiler fintech dünyasında Özellikle bu regülasyonlarla ilgili nasıl çözümler üretiyorlar? Neler değişti? Dün ne yapılamıyordu, ne olmuyordu? Ya da ne hiç aklımıza gelmemişti de bugün artık bunlar yine teknoloji sayesinde artık yapılabilir hale geldi. Biraz bunları da konuşalım. Şimdi aslında bunu biraz daha geriden ele almak lazım. Yani 150-200 yıl önce aslında sınır denen bir kavram yok, vize denen bir kavram yok. İnsanlar çok rahat bir şekilde başka yerlere aslında erişebiliyorlar, gidebiliyorlar. Fakat... Son zamanlarda özellikle güvenlik kaygısıyla birlikte hem normal hayatımızda bir takım sınırlar, uymamız gereken kurallar, kaideler ortaya çıktı. Devletler bunları kendi vatandaşlarını, kendi şirketlerini korumak için aslında ortaya çıkarlar. Hem de benzer şekilde hem kendi finansal yapılarını hem finansal erişimi olan vatandaşlarını korumak için bu biraz önce bahsettiğimiz gelişimlerle birlikte bir takım regulasyonları da hayata sokmaları. ...gerekiyor, bununla ilgili bir takım düzenlemeler yapmaları gerekiyor ki... ...günün sonunda bu finansal erişime ihtiyacı olan vatandaş... ...bu erişimi çeşitli noktalardan sağlarken, çeşitli regulatif şirketlerden sağlarken... ...bankalar, ödeme şirketleri vesaire gibi mağduriyet yaşamasın. Aslında biraz ihtiyaç o taraftan çıktı. Ve tabii burada bu işin dijitalleşmesiyle birlikte... ...yani bankaların dijitalleşmesi, yeni oyuncuların sisteme dahil olması... Gibi noktalarla birlikte yine aslında benzer sebeplerden hükümetler dünyanın her yerinde bu konuları regüle etmeye başladılar. Regülasyon teknolojileri bizim de içinde bulunduğumuz aslında bu alanda biraz bu noktada hem ilgili şirketlerin mevzuata uygunu, regülasyona uygun işlemleri yapabilmelerini kolaylaştırmak hem de oradaki riskleri aslına bakarsanız minimize edebilmek için onlara yardımcı olan bir pozisyondalar. Regülasyon teknolojileri dünyanın genelinde finansal teknolojiler altında bir alt bacak olarak aslında tanımlanıyor ve genelde finansal teknolojilerle birlikte alınıyor. Ee, biz de bu alanda hem firmaların, kamunun getirmiş olduğu dünyanın herhangi bir yerinde veya uluslararası mevzuatın getirmiş olduğu risk e, parametrelerine uygun şekilde davranmalarını sağlayan hem de aslında firmaların kendi risklerini de minimize eden, Noktalarda onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz aslında. Peki bakalım. burada yurt dışında da işler yaptığınızı biliyorum. Londra'da ofisiniz olduğunu da biliyorum. En merak ettiğim konulardan bir tanesi Türkiye'deki finans şirketleriyle Avrupa'daki ya da dünyadaki diğer finans şirketlerini karşılaştırdığınızda teknoloji kullanımı ya da kullandırımı belki müşterilerine. Ee, bu açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz ülkemizi diğer ülkelerle karşılaştırdığınızda? Ya bence çok kötü bir noktada değiliz. Türkiye özellikle bankacılık sistemleri alanında Avrupa'nın önde gelen şirket e, ülkelerinden bir tanesi. Örneğin kredi kartlarının üzerindeki çip yani EMV teknolojisi Amerika'dan önce Türkiye'de çok yaygın bir şekilde kullanılıyordu. Hakeza bugün kredi kartlarında biz çok normal bir şekilde taksitle alışveriş yapabiliyoruz. İşte bir noktadan bir beyaz eşya, bir televizyon, bir bilgisayar aldığımızda. Çok rahat bir şekilde bunu taksitlere böldürebiliyoruz ama bu bizim icat ettiğimiz, bizim teknolojimiz ve hayata yansıması olan bir şey. Bunu e, işte Bulgaristan'a ulaştığınızda ya Avrupa'nın herhangi bir şehrinde bulabilmeniz çok mümkün değil. E, o anlamda bankacık bizde gelişmiş durumda. Finansal teknoloji çevre ülkelere göre nispeten iyi bir durumda. Ancak burada e, bazı noktalarda da özellikle düzenlemelerle ilgili noktalarda da Bazen yavaş hareket ettiğimizi söyleyebilirim. Örneğin işte son günlerde çok revaçta olan kripto paralar ve kripto dünyasında hala çok böyle ayakları yere basan net bir regülasyonumuz yok. Bir takım tırnak içinde yasaklamalar veya önlemler söz konusu hükümet tarafından devlet tarafından alınmış. Ama işte bir yurt dışı ülkelerinin bazılarında olduğu gibi bu alanı tamamıyla regüle eden bir regülasyonumuz eksik. O anlamda hani gelişmekte olan bir noktadayız onu söyleyebilirim. Birçok noktada iyi yerde olduğumuzu da söyleyebilirim. Bunun vatandaşa erişimi noktasında da bence e, oldukça iyi bir yerdeyiz. Çünkü Türkiye'de teknolojiyi seven bir kitle var. Ve baktığınız zaman yanlış hatırlamıyorsam 30 milyona yakın unbank diye yani bankacılığa bir şekilde erişimi olmayan bir kitle var Türkiye'de. Bunlar işte son dönemde gelişen finansal teknolojiler, prepaid kartlar, önleme demeli kartlar gibi teknolojilerle aslında finansal dünyaya ve finansa erişim sağlıyorlar. Bunun devletler nezdindeki karşı da aslında kayıt dışı olan bu ekonominin bir şekilde kayıt içine alınması şeklinde taayül ediyor, ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o anlamda bence iyi bir noktadayız. Yani, yani aslında sadece... Finansal teknolojileri dolayısıyla da bu finans sistemlerini kullanmak sadece vatandaşın hayatını kolaylaştırmakla kalmıyor anladığım kadarıyla. Devletlerin de aslında e, takibi açısından çok kıymetli imkan sağlıyor ona. Kesinlikle. Düne kadar e, kayıtsız, belgesiz yapılan pek çok işlem aslında kayıt altına alınmış oluyor. Doğru. doğru mu anlıyorum? Doğru. Kesinlikle. Yani bunun şirketler nezdinde yansımaları da var. Örneğin elektronik fatura, elektronik arşiv faturası gibi yansımaları o tarafta devam ederken öte taraftan finansal erişim aslında bir taraftan devletlere de e, paranın akışı, paranın seyri, e, yapılan işlemlerin vergilendirilmesi noktasında çeşitli dataları çok e, önemli şekilde sağlayabiliyor. Bu anlamda da devletlerin aslında bu alana teşvikleri var. İnsanların nakitsiz bir topluma gitmesine yönelik çeşitli adımlar atıyor. Regülasyonlarla da bunları düzenliyor. Peki şimdi artık yeni teknolojilere geldik, yeni sistemler, hepimizin cep telefonunda bankacılık uygulamaları ya da bir takım finans kuruluşlarının uygulamaları var ve bunlarla işlemler yapıyoruz, bir takım ödemeler yapıyoruz. Bunlarla ilgili finansal ödemelerle ilgili en ciddi riskler neler ve buna karşılık alınan e, alınabilen önlemler neler? Sizler nasıl tedbirler alarak bu finansal ödemeleri güvence altına alabiliyorsunuz mesela? Ya yani şöyle bir e, istatistik vererek başlayayım. Dünya Bankası her yıl bununla ilgili çeşitli rakamlar açıklıyor. Bugün finansal sistemin içinde dolaşan e, total paranın e, kara paraya oranı yüzde e, total GDP'nin yüzde 3 ila 5'i arasında. Bu da 2 trilyon dolar gibi bir rakam yapıyor aslında. Bakıyorsun. Bu kadar kara para dolaşıyor. Dolaşıyor ve şirketler bunları önlemek için çeşitli tedbirler alıyor. Biz ve bizim gibi teknolojileri kullanarak hakeza hükümetlerde ve hatta hükümetleri ve devletleri regüle eden üst kurumlarda bunlarla ilgili her ülkeye yapması gereken ödevler veriyor. Çeşitli regülasyonlar çıkarıyor ve bunları denetliyorlar. Dolayısıyla burası oldukça hassas bir konu. Sadece kara para aklanması değil, aynı zamanda terörün finansmanı. Çok ciddi konulardan bir tanesi ve bir diğeri de aslında rüşvet. Bugün 1 trilyon dolar kadar para e, her yıl finansal sistemin içinde rüşvete, rüşvetle alakalı işlemlerle alakalı olarak dönüşüyor, dönüyor. Yani yani belgeli belgeli rüşvet bile bravo, diyebilir miyiz buna? Yani? yani kayıt bravo. altında ve tespit edilebildiğine göre aslında. Yani rakamı biliyor ama kimin tarafından ne şekilde yapıldığının bilinmediği senaryolardan bahsediyoruz. Siyasi nüfusu olan bir birkaç kişinin veya onların akrabaları tarafından bu paraların sisteme sokularak aklanmasıyla alakalı çeşitli olaylar yaşanıyor ve bunların rakamları biraz önce bahsettiğim gibi dünya GDP'sinin %3 ile 5'i aralığında değişiyor. Dünya bakışının rakamlarına göre. Bu çok ciddi bir oran. tabi e, tabii böyle ciddi bir oran olunca bir de güvenlik tehdidi terörün finansmanı ile alakalı noktalar Terör, hayat. uyuşturucu e, Kesinlikle inşan kaçakçılığı, kullanım. hayvan kaçakçılığı, değerli eşya kaçakçılığı gibi böyle alt dalları var aslında para aklamanın. E, dolayısıyla bu noktalarla mücadelede oldukça önemli bir noktaya gelmiş durumda ve devletler ve şirketler de bunlarla ilgili çeşitli yükümlülükler altında. Peki bunlarla ilgili nasıl tedbirler alınıyor teknolojik olarak? Yani sizin uzmanlık alanınız olduğu için söylüyorum, fintek <laughs> alanında bütün bu bahsettiğimiz kara para aklama, rüşvet transferi ya da adına her ne dersek diyelim terörün finansmanı, uyuşturucunun finansmanı ile ilgili dün hatta bugün bile belki polis gider bir yeri basar, orada insanları yakalardı filan ama bugün artık İnsanlar bu para transferini fiziksel yapmıyor anladığımız Doğru. kadarıyla. Yani bazen kripto varlıklarla bazen bilinen para birimleriyle bu sistem üzerinden yapıyorlar. Burada teknoloji nasıl tedbirler alabiliyor? Ya şöyle bunun ilk noktası aslına bakarsanız müşterinin tanınması veya bir finans şirketi için. Bu bir banka olabilir, ödeme kuruluşu olabilir. Aklınıza gelen her türlü finansal şirket buna aslında dahil. Ben bu yapmış olduğum işlemin lehtar ve alehtar yani bu işi kim yapıyor ve alıcısı faydalanıcısı kimi tanımakta yükümlü. Bu tanıma noktasında da işte kimlik kontrolleri, bu kişilerin dünyanın çeşitli devletleri tarafından yayınlanan kare listelerde olup olmadığı, işte bu işlemi kod ismiyle mi gerçekleştiriyor, farklı isimlerle mi gerçekleştiriyor, isimlerinden çeşitli harfleri yanlışlıkla yazarak, bilerek aslında burayı cheat etmeye yani bir çeşit hileyle asla sistemi ...atlamaya çalışarak mı bu işlemi gerçekleştirmeye çalışıyor gibi noktalar var. Ve bu noktalara yönelik aslında çeşitli teknolojik çözümlerle burada onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu müşterinin ile ilgili kısım. Yani bu işlemi yapan, bu finansal işlemin sahibi kim? Hangi şirket, hangi şahıs ve bunun... Tarihçesi, e, geçmişi tarihçesi, nedir, geçmişi, neler yapmış bugüne bir kadar? Bir problemi var mı? Bu işlemi yapmaya gerçekten yeterli birisi mi? Yoksa dünyanın herhangi bir yerinde bir kırmızı listede bir kara listede ve bu işlemi yapmasına izin vermemeli miyiz? Şeklinde kontrollerin anlık olarak yapılması gerekiyor. Burada biz 200'den fazla ülkenin 3000'den fazla data noktasından veriler toplayıp bu verileri zenginleştirip aslında firmaların yine regulasyonu belirlediği şartlar ve çerçevede o özelliklere haiz Algoritmalarla kullanmasını sağlıyoruz. Bu işin birinci yüzü. Ve bunu da çok hızlı yapmak zorundasınız. Evet. Yani parayı gönder dediğinde aslında evet. hele bugün için son kullanılan fast gibi bir takım teknolojileri düşünürsek Türkiye'deki saniyeler içerisinde karşıya giden parayı o sırada analiz edip belki de karar vermek gerekiyor. Kesinlikle Doğru mu öyle. Kesinlikle öyle. Ve biz de bunu aslında mini saniyeler mertebesinde yapabiliyoruz. Bir de aslında fintech denen olgunun bugün ortaya çıkmasının temel sebebi insanlara hız. ...kolaylık ve daha fazla güvenlik sağladığını vaat etmesi. Dolayısıyla bunlara ters bir şekilde bu işlemin yapılabiliyor olması zaten çok mümkün değil. Biz de bunu milishaneler içinde gerçekleştirebilen sistemlere sahibiz. Ama bu bunun bir tarafı. Bir de müşterinin aslında içeriye alındıktan sonra... ...bir şekilde işleme, işlem yapabilmeye onaylı hale getirdikten sonra... ...yapmış olduğu işlemlerin süreç içinde izlenebiliyor olması lazım. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Yani e, ee, şöyle bir örnek vereyim. Bir öğrencinin bir iş adamı kadar işlem üretmesi bir bankacılık sisteminde bir şüphe doğuruyor. Bunların da bu anomalilerin de bu sıra dışı işlemlerin de tespit edilebiliyor olması lazım. Burada da yine işlem anında daha önceki işlemlerdeki bir takım detaylara bakarak onları harmanlayarak ve oradan akıllı önermeler çıkararak bazı işlemlerin durdurulması ve belki de ilgili uyum birimleri bankacılık ödeme sistemlerinde yer alan bu kişiyle alakalı bu problemlerle alakalı görevlileri olan bunlara bakmakla yükümlü olan kişilerin önlerini düşürmek gerekiyor. Bir de aslında sadece müşterinin tanınması tarafı değil ondan sonra müşterinin yaptığı işlemlerin izlenmesiyle ilgili taraflarda da biz müşterilere destek sağlıyoruz. Yani aslında burada bir taraftan para ya da varlık hareketini yapan kişinin doğrulanması işlemin akla mantığa uygun olup olmadığının Belki böyle özetlemek lazım. Doğru. Kontrol edilmesi gibi işlemler söz konusu. Bir taraftan şöyle güzellikler de sunulmuyor mu aslında? Yani burada e, finans kurumu korundu. E, ama aynı zamanda gerçekten masum olan müşterinin örnek olarak söylüyorum kredi kartı dolandırıcılığı gibi işlemlere karşı da korunması yine teknolojiyle mümkün mü? Tabii ki. Yani bugün baktığınız zaman bütün yaptığımız internet alışverişlerinin çoğunda ikili bir doğrulama mekanizması kullanıyoruz aslında. Bir bilgilerimizi veriyoruz. Bir de ondan sonra bize bankamız diyor ki işte bu işlem şu iş yerinden şu saatte yapıldı. Onaylıyorsan şu şifreyi gir ilgili ekrana şeklinde. Bunlar hep aslında hem biraz önce bahsettiğimiz gibi devletlerin vatandaşlarını korumaya yönelik hamleleri öte taraftan da ilgili finansal kurumların da kendi yapmış oldukları ticareti daha doğru müşteriye daha az aslında problem çıkararak yapmasının bir yolu. Bankaların itibar koruma çabası. Kesinlikle. Aslında. Kesinlikle. Bunu mesela biraz önce bahsettiğimiz kara liste çerçevesinde de düşünelim. E buradan örneğin yurt dışında Amerika'ya bir para göndermek istediğinizde aslında iki banka arasında muhabir bankalar da söz konusudur. Yani siz parayı buradan bir örnekte Almanya Frankfurt'a gönderirsiniz. O başka bir aracıya gönderir. O Amerika'daki bankaya gönderir ve para aslında Türkiye'den Amerika'ya belli bir silsile halinde gider. Sizin burada terörden aranan, kara para aklamış, bir şekilde yaptırım kararı bulunan bir kişiye bu işlemi yaptırabiliyor olmanız sizin finansal kurum olarak gerek ilgili devlet ve hükümet nezdinde gerekse muhabir bankalar nezdinde yani sizin iş ilişkisinde bulunduğunuz partnerleriniz, ortaklarınız nezdinde sizin itibarınızı düşüren bir şey. Dolayısıyla bu önlemlerin alınabiliyor olması o anlamda çok kritik ve önemli. Peki şimdi bir taraftan ülkeler bununla ilgili regülasyonlar yapıyorlar. Bununla ilgili düzenlemeler getiriyorlar. Evet hem terör gibi, uyuşturucu gibi, kara para aklama gibi pek çok operasyonun önüne geçmeye çalışıyorlar. Bir taraftan bankalar, finans kurumları hem kendi itibarlarını hem de müşterilerini korumak adına bir takım tedbirler alıyorlar. Dünyada regulasyonlar da hızlı bir şekilde devam ediyor tabii. Buralarda ürettiğiniz çözümler bir sonrasında insanların özellikle kripto varlıklarında çıkmasıyla birlikte bir sonrasında kripto varlıklar konusunda da daha rahat hareket etmesini sağlayacak mı? Yani kripto para transferleriyle ilgili bugün evet Türkiye'de de bir takım kısıtlamalar var. Dünyada da gördüğümüz kadarıyla bazı ülkeler daha sert bazıları daha yumuşak ama bir takım tedbirler alıyorlar. Buradaki güvencelerin artması yani finansal hareketlerin daha izlenebilir ve kontrollü hale gelmesi klasik paranın ortadan kalkmasını hızlandıracak bir şey midir sizce? Ya kesinlikle öyle. Bir kere hani baktığımız zaman bugünü konuşmayalım. Son 20 yıl 30 yıla bakalım. Aslına bakarsanız hepimiz 20 yıl 30 yıl önce paraya dokunarak yaptığımız işlemlerin birçoğunu bugün dijital olarak yapıyoruz. Bu bizim aslında hem bir tarafa zaman tasarrufu sağlayan, daha güvenli yapmamızı sağlayan ve bunun yanında daha kolay yapmamızı sağlayan bir takım yöntemler. Teknoloji geliştikçe bu noktalara erişim, yeni finansal argümanlara erişim ve bunların güvenliği artan bir noktada yer alıyor. Öte taraftan kripto varlıkların şöyle bir de tarafı var. Yani onları izlemesi normal varlıkları izlemesi kadar kolay olmayabiliyor bazı senaryolarda. Dolayısıyla buralarda regülasyonun ve regülatörün doğru adımları atması, doğru regülasyonlarla bu aralığını regüle etmesi, düzenlemesi oldukça önemli. Ve bu regülasyonların doğru atıldığı adımlarda burada yer alan işlemler, oyuncular... Daha güvenli ve daha rahat bir şekilde hareket edeceklerdir. Bu yatsıramaz bir gerçek açıkçası. Peki buralarla ilgili biraz yaptıklarınızı da konuşalım. Biraz daha detaylandıralım istiyorum. Özellikle fintech alanında hem müşterilerinize hem belki son kullanıcıya elbette bir takım imkanlar sağlıyorsunuz. Onların hem hayatını kolaylaştırıyorsunuz hem de daha güvenli hale getiriyorsunuz. Buralarda başka ne gibi tedbirler, teknolojik tedbirler söz konusu? Biraz onları da konuşalım isterseniz. Ya şöyle bir kere müşterinin tanınmasıyla alakalı olarak e, ilgili kontrollerin yapılması, bunun regülasyona ve hatta regülasyonun üstünde tedbirlerle yapılabiliyor olması hem finansal kuruluşlar için çok önemli hem de son kullanıcı için çok önemli. Yani bugün bilerek veya bilmeyerek bir işlemin bir tarafı olarak e, tırnak içinde bir belaya bulaşmanız çok zor değil dijital dünyada. Yani birine para gönderdiğinizde benzer bir isimde bir başka e, problemli kişinin olması bile sizin işleminizi bir süre uzatan e, bir etmen olabilir. Dolayısıyla bunun doğru şekilde ayrıştırılması teknoloji tarafından ve sizin işlemlerinizin daha güvenli, daha hızlı şekilde bu tip teknolojik tedbirlerle yapılabiliyor olması önemli noktadan bir tanesi. İkimiz, bazen Bazen bankalar arası para transferlerinde... ...işte aynı iki banka arasında transfer yapıyorum diyelim. Onar dakika arayla yapıyorum. Birinde 10 saniyede gidiyor da birisinde üç dakikada gidiyor. Evet. Bu arada alınan teknolojik tedbirler tabii, sebebiyle tabii, mi? Tabii. Yani şöyle aslında siz orada tekrar eden bir işlem yapıyorsunuz. Muhtemelen daha önceki işlem seyirlerinizde böyle tekrar eden işlemler yapmadınız. Dolayısıyla bu bir anomali oluşturdu. Bir sıra dışı işlem oluşturdu. Ve ilgili teknoloji de bunu fark edip aslında bu işlemi durdurdu. Ve buna kontrol eden kişinin önüne bakın bu müşteriniz daha önce işte iki yıldır sizin müşteriniz böyle bir, şey böyle bir şey yapmazdı. Bugün yaptı diye aslında arka tarafta sizi de kolaylaştıran, sizi de aslında güven altında tutan, sizi de koruyan bir yaklaşım söz konusu. Bu bazen biz müşteriler son kullanıcılar olarak canımızı sıkıyor. Daha önce kullandığım işlemi şu an yapamıyorum gibi aslında hayıflanmalara yol açabiliyor ama günün sonunda arka tarafta sizi korumaya yönelik hem devletlerin hem de ilgili finansal kuruluşların bazı tedbirleri var. Bu onunla alakalı bir şey. Tabi bu her zaman yüzde yüze yakın doğru sonuçlar vermiyor. Neticede bu dijital algoritmalar zaman içinde bunları öğreniyorlar. Bazen sizin e, hayatınıza hayatınızda değişen değişikliklerle ilgili anomalileri onlar tehdit olarak algılayabiliyorlar. Ama günün sonunda sizin işleminizi daha güvenli, ve daha doğru bir şekilde yapabilmek için bir takım katkılar sağlıyorlar. Aslında onun bir yansıması bu. Yani şöyle düşünün, geçen benim başıma geldi bir noktada. Bir e-ticaret sitesine alışveriş yaptım, onaylandı dedi bana. Bir başkasında da daha ucuz buldum, bir ürünü alacaktım. Deniyorum, red cevabı veriyor. Bakıyorum kredi kartımda limit var, işte her şey olması gerektiği gibi ama bir türlü onay gelmedi. Sonra arka taraftan banka beni otomatik şekilde aradı. Hani Bakın işlem tekrar ettiği deneniyor. Siz bunu yapan sizseniz işte şu tuşa basarak bu işlemi onaylayın gibi. Dolayısıyla düşündüğüm zaman evet benim işlemimi orada belki bir takım zora soktu. Belki vaktim biraz harcadı ama. Bilerek o işlem... isteyerek yapmama rağmen evet. izin vermedi. Evet ama o işlemi ben de yapmamış olabilirdim. Dolayısıyla böyle noktalarda benim güvenliğimi aslında kayıt altına alan, onu koruyan... Bir takım yaklaşımlar söz konusu. Bu da normal. Bu sadece bizde de böyle değil bu arada. Yurt dışında da ki biz bugün kendi sistemlerimizi, Türkiye'de geliştirdiğimiz sistemleri bugün Türkiye'den 32 ülkeye ihraç ediyoruz. Orada da birçok finansal kuruluş, birçok yatırım, finansman şirketi, e, kripto varlık şirketi bu e, sistemleri kullanarak kendi müşterilerine yurt dışında tedbirler alıyorlar. Orada da benzer yapılar söz konusu aslında. Dolayısıyla e, günün sonunda hem devletler hem de finansal kuruluşlar kendi kullanıcılarını ve vatandaşlarını korumak için bazı tedbirler alıyorlar. Ki yakın zamanda Türkiye'de de işte bu tedbirlerin alınmadığı durumlarda çok kötü senaryoları da yaşadık, gördük. Dolayısıyla böyle senaryoların minimize edilebilmesi adına regülasyon belli ölçülerde, girişimciliği baltalamayacak ölçülerde aslında önemli bir yer tutuyor hayatımızda ve olması gerekiyor. Ya, yani dolayısıyla aslında Evet yeni teknolojiler hayatımızda pek çok şeyi kolaylaştırdı ama bunların mevzuatlarla, yönetmeliklerle ya da kanunlarla regüle edilmemesi, düzenlenmemesi aslında hem devletleri hem vatandaşları ciddi zora sokabilecek bir şey. Dolayısıyla oradaki regülasyonlara belki çok ters bakmamak lazım. Kesinlikle. Yani orası aslında hayatımızı daha güvenli yaşamamızı sağlayan bir alan Kesinlikle. ama elbette bu regülasyonlarda eksikler, fazlalar, hatalar söz konusu olabilir. Bir de çok yeni gelişen bir evet. alan. Dolayısıyla hani ...bin yıllık buğday ticareti gibi düşünmemek lazım Kesinlikle bunu. Kesinlikle öyle. Artık orada zaten hayat bütün kriterleri yaşamış, insanlar tecrübe kazanmışlar. Dolayısıyla pek çok tedbir alabiliyorsunuz ama... ...bunun gibi çok yeni, daha 15 sene öncesinde Türkiye'de kredi kartı kullanılmadığını... ...neredeyse düşünecek olursak... ...ki onun üzerine kripto paralar vesaireler çok daha günümüzün teknolojileri... ...buralarda alınacak tedbirleri belki biraz dikkatlice takip etmek... ...ve en azından... Bankalar arası para transferi yaparken bile işlemlerin gecikmesinin sebebinin aslında yine bizim güvenliğimiz olabileceğini düşünmek gerekiyor. Kesinlikle herhalde. bu yaklaşım çok doğru. Bence de öyle olmalı. Bir de bu işi icat edenler bile aslında icat ettikleri şeyin büyüklüğünü icat ettikten sonra farkına varıyorlar. Yani Bitcoin dediğimiz olayın mesela mazisi çok fazla değil. Dolayısıyla buradan hareketle baktığımız zamanlar zaman içinde işte bilgilerin harmanlanmasıyla düzenlenmesi çok doğru ve normal. Ama buraya da bir parantez, bir girişimci kimliğiyle bir parantez açmak istiyorum. Buradaki regülasyonlarda hükümetler ve özellikle bizim devletimiz, kendi kararacılarımız biraz daha teknolojinin hızına uyumlu şekilde bu regülasyonları çıkarmaları gerekiyor. Çünkü bu çok büyük bir trend. Çok büyük bir paradan bahsediyoruz aslında bu noktada. Ve burada hızlı hareket edersek aslında ülke olarak, regülatif açıdan bu işi doğru regülasyona oturtursak, ciddi oyuncular, ciddi şirketler ve ciddi bir katma değer çıkartabiliriz. Ya bu şu, daha şu, önemli kriti, nokta şu kritiği de tanesi. yapalım. Yani e, pek çok istatistik gösteriyor ki dünyada en çok kripto varlık, kripto para e, kullanan ülkelerden birisiyiz. Dördüncü sıradayız doğru. bilindiği kadarıyla. Doğru. Ama bizim bu işleri yöneten finans şirketlerimiz ya da fintech e, kuruluşlarımız, ...dünyada ilk 10 içerisinde belki de yoklar. En azından bendeki bilgiler böyle. Doğru. Bu bile aslında bizim çok hızlı hareket edemediğimizi gösteriyor. Çünkü içeride ciddi bir potansiyel var. Ama bu paraların yönetimini maalesef dünya devi... ...bir numara olduğu için belki söyleyebiliriz. Binance gibi bilmem ne gibi bir takım şirketler yönetiyorlar. Evet. Bu da aslında bizim belki de biraz mevzuatı... ...çok hızlı takip edemememizden mi kaynaklanıyor? Yani aslında ortada bir mevzuat da henüz yok. Aslında onu çok hızlı bir şekilde getirebilen ülkeler var... Belki onları model alıp onları kendimize adapte edip bu treni kaçırmamak bence önemli noktalardan bir tanesi. Peki şimdi e, özellikle fintech alanında pek çok işler yapıyorsunuz e, ve ne mutlu ki bize bir Türk olarak e, 32 ülkeye çok farklı şirketlere e, bu ürünleri de sunuyorsunuz. Finansal dünyayı daha güvenli hale getiriyorsunuz. E, ama bu finansal dünya evriliyor, e, insanlık gelişiyor. ...tekamül hiç bitmeyen bir şey belki. Sürekli oraya doğru bir gidiş var. Ve insanlar da... ...kendi gelişimlerini en azından... ...endüstriyel olarak isimlendirmişler. 1.0, 2.0, 3.0 ve bugüne... ...birileri 4.0 demiş. Biz milli teknoloji hamlesi diyoruz. Yarın da bir şeye... ...insanlar 5.0 ya da... ...milli teknoloji hamlesi 2.0 diyecekler. Sizce o 5.0 nasıl bir şey olacak? Ee, bir kere hızlı olacak bence. Çünkü... Ee... Aslında çağımızın getirdiği her şey bizi hızlı bir şekilde zorluyor. Yani hızlı olmamızı, hızlı karar almamızı, hızlı ürünler çıkarmamızı, bunları insanlara sevdirmemizi zorluyor. İkincisi bence önemli olan noktalardan bir tanesi, bunu hani yurt dışında işte Amerika'da vesairede görebiliyoruz. Aslında hükümetler kendi tedbirlerini alıyorlar, kendi şirketlerini korumak için yabancı şirketlerin aslında oralara gelip veri devşirmemesi için çeşitli tedbirler alıyor. Bence bizim için de önümüzdeki 10 yıl bununla ilgili atılımlar yapmamız gereken yıllar olacak. Umarım bunu gecikmeden yaparız bu arada. Bir temenniyle de bunu hani şey yapmak istiyorum. Bir de aslında çok çeşitli alanlarda da var olmamız gerekiyor. Bugün mesela savunma sanayinde bence biz o hamleyi yakaladık. Bunu hani bir vatandaş olarak övünerek söyleyebilirim ama bunun bir benzerini oyun endüstrisinde, finansal teknoloji alanında, sağlık teknolojileri alanında, gibi alanlarda da yakalamamız lazım. <laughs> Dolayısıyla buradaki karar alıcıların birkaç noktadan ziyade resmin bütününe bakmaları, teknolojinin hayatın her alanına dokunduğunun farkında olmaları ve bununla ilgili aslında tıkanık noktaları açmalara yönelik <laughs> bir takım regülatif hamleler yapabilmesi önemli. Girişimcilerin de bu seyri, bu gidiyen noktayı iyi tahlil edip aslında bununla ilgili hayaller ortaya koyup bu hayallerin peşinde sıkıca çalışmaları gerekiyor. Artık sınırların çok suni olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Çok klasik bir laf belki ama gerçekten öyle. Yani burada bir şey ürettiğinizde insanların bunu bilmesi, buna ulaşması, bunu satın almaları çok kolay. Bugün Amerika'daki, bence çok güzel bir örnek. ilk 10'daki oyunlardan sanıyorum 6'sı ya da 7'si Türkiye'de üretilmiş oyunlar. Ee, hani işte ilgili uygulama marketlerine baktığınızda orada e, ciddi anlamda bizim bir e, yerimiz var. Ama bunun işte farklı alanlara da aslında kayı olması gerekiyor. Biraz böyle kullanıcı tarafından çıkıp üretici tarafına gittiğimiz bir yer olmasını yani ben güzel, hayal ediyorum. Güzel örneklerden bir tanesi sizsiniz az önce de söylediğimiz gibi bir Türkiye'den bir yazılım şirketi çıkıyor ve e, niş alanlardan bir tanesinde geliştirdiği yazılımlarla dünyadaki pek çok ülkeye pek çok şirkete e, dev e, belki de şirketlere hizmetler veriyor Aslında belki de gençlerimizin Evet öne çıkartılan oyun gibi e, ya da e, savunma sanayi gibi alanlarda çalışma arzularını anlayabiliyorum ama belki de biraz bu özel teknolojinin dokunduğu fintech gibi sağlık teknolojileri gibi dediğiniz gibi bu alanlara da belki de Hatta oralarda da çok daha dikey çok daha ince Kesinlikle. alanlara, yani işte kara para aklama önleme yazılımı geliştirme gibi sizin evet. yaptığınız özel uygulamalardan bir tanesi en azından. Bunun gibi belki çok spesifik alanlara da girmeleri gerekiyor herhalde. Kesinlikle. Çünkü şöyle düşünün artık e, dünyadaki bütün, mesela bizim özelimizde bu örneği vereyim. Bütün finansal teknoloji şirketlerine böyle çözümlere ihtiyacı var. Böyle akıllı, işini kolaylaştıran, kendi müşterisini korutabilecek çözümlere ihtiyacın var. Siz bunu doğru bir şekilde yaptığınızda, Buradaki şirketlerle bunu valide ettiğinizde bunun yurt dışına satılamaması ile alakalı aslında e, sınırlayan Hiçbir tek şey yok. sizin hayalleriniz. Eğer siz burada bunu yapabileceğinizi görebilir, bunu da e, çevrenize yayabilirseniz bu çok başarılabilecek bir şey. Bunun birçok örneği var aslında. Hani e, şeyde ülkemizde de birçok örneği var. Yani bugün işte 5 yıl önce sadece kapımıza su simit söylediğimiz bir girişim bugün Londra'da işte Paris'te evlere su simit ya da neyse işte e, oranın özel şeylerini götürebiliyor. Dolayısıyla biraz aslında girişimcilik hayalle başlayan bir şey. Bunu yapabileceğine inanmayla başlayan bir şey. Ondan sonrasında bence biz 50 yıl önceye göre, 100 yıl önceye göre çok şanslı bir nesiliz. Yani 100 yıl önce birinin yurt dışı ile ticaret yapmasının zorluklarını düşününce bir kere satılan malı e, lojistiği bir problem. E, bunu düşününce bugün çok şanslıyız o anlamda. Yani bilgi devrinde, teknoloji devrinde bunları yapmak oldukça basit. Ama burada da akıllı hamleler, belli dikeylerdeki fırsatları görebilmek, burada belki belli stratejiler devlet tarafından oluşturulup bu stratejilere yönelik hamlelerin yapılabiliyor olması ve benim çok kızdığım bir şey, bu fırsatla bunu da dile getirmek istiyorum. Türkiye gerçekten aramal üreten bir ülke olmamalı. Geçmişte bununla ilgili bazı söylemler ve yanlışlar oldu ama biz yüksek katma değerli teknoloji üretebilecek insan ve bilgi birikimine sahip bir ülkeyiz. Örneklerimiz de var. Örneklerimiz de çokça var. Yani işte oyun alanında var, savunma sanayi alanında var. Fırsat verildiğinde bunlar başarılabiliyor. Dolayısıyla bunun aslında dillendirilmesi, gençlerin buna özendirilmesi, gençlerin risk almaya özendirilmesi, annelerin artık sigortalı bir iş bul oğlumdan ziyade, kızımdan ziyade... Kızım bir startup kur, oğlum işte bak şu startup'ın bir parçası ol demesi bence çok daha önemli. İnşallah. Ben gelecekten umutluyum çünkü en azından kendi çevremde ve girişimcilik internet ekosisteminde Türkiye'de çok güzel işler yapılıyor. İşte dekokornumuz çıktı mesela 10 milyar dolarlık şirketimiz var artık Türkiye'den çıkma. Ben sayıların artacağına da inanıyorum. İnşallah biz de bu anlamda bir örnek başarı hikayesi olur. Bizden sonra gelecek bizim şirketimizde çalışan daha yaşça, bizden genç olan arkadaşlara daha iyi şeyler başarabileceğini gösterebiliriz. İnşallah. Ee, i̇nşallah sanction scannerlar e, ve diğer dekakornlar e, çoğalır, unicornlar çoğalır diye ben de e, temennilerinize katılıyorum hakikaten. Fatih Bey çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Ee, değerli 5.0 izleyicileri bugün finansal teknolojileri, e, buralarda teknolojilerin bizim ülkelerin, devletlerin güvenliğini nasıl sağladığını e, konuşmaya çalıştık. Bunları size aktarmaya çalıştık. Bununla ilgili de çok kıymetli bir misafirim vardı. Sanction Scanner kurucu ortağı Sayın Fatih Coşkun. Başka bir 5.0'da yine teknoloji konuşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.